Değerli arkadaşlarım, merhabalar, iyi geceler, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, saatlerimiz 01'e yaklaşıyor. Çok zorlu geçen bir haftayı geride bıraktık ve Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan gecenin biraz da piyasaların kapanmış olması münasebetiyle bir rehavet içerisinde sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Değerli dostlarım, bu analizim Zamanınız varsa dinleyiniz, zamanınız yoksa dinlemeyiniz. Biraz uzun sürebilir. Her zaman söylüyorum. Spontan bir şekilde konuşan ve önümdeki grafikleri veya bilgileri, o grafiklerin veya önümdeki mevcut e, rakamların e, bana o an hissettirmiş oldukları, düşündürmüş oldukları konuları anlık bir şekilde hatırlamak suretiyle aktaran bir insanım. Bu sebeple şu kadar dakika bu kadar dakikaymış gibi bir kısıtlama yapmıyorum ve birçok arkadaşım maalesef ki hocam yani geçen günlerde bir ee, me mesaj okudum. Hocam senin bir saatte aktardığın e, bilgiyi 5 dakika içerisinde 50 kat 100 kat daha da mükemmel anlatan insanlar var şeklinde bir eleştiride bulunmuş. Arkadaş yani madem ki öyle, e buyurun gidin onları dinleyin. Yani beni dinlemek zorunda değilsiniz. Ben şunu iddia ediyorum. Birçok konuya değinmek durumunda kalıyorum. Çünkü bir borsacının, bir borsa yatırımcısının bilmesi gereken bütün ayrıntıları bir nevi eğitim verircesine anlatmaya çalışıyorum. Bunun için de bu bir analiz değil. Aynı zamanda bir eğitsel, aynı zamanda bakmanız bilmeniz gereken bir takım unsurları sizlere sunmaya çalışan bir gayrettir bir emektir. Ben şu analiz için belki 2 saat vakit harcayacağım. Bu arada arkadaşlar. Ee, biraz sohbet içerisinde bir video olacak. Dolayısıyla dediğim gibi vaktiniz varsa izleyin yoksa ee, kapatın gitsin. Ama eğer dikkatle izlemek istiyorsanız mutlaka yanınızda kaleminiz, kağıdınız, not alacağınız bir enstrümanınız bulunsun. Çünkü önemli değerlere, önemli rakamlara, değineceğim, önemli seviyelere ve belli aracı kurumların yaptıkları, belli aracı kurumların kurdukları tuzakları sizlere anlatmaya çalışacağım. Hani elimizdeki malı kapmaya çalıştılar. Efendim bizi paniklettiler. İşte bir şekilde sattırdılar. Elimizden aldılar. Ondan sonra şu oldu bu oldu gibi serzenişler yaşıyoruz ya hepimiz yaşayabiliyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, bazı kuralları ve kaideleri bildiğimiz zaman biz bu tuzaklara düşmeyiz. Ne kadar bu büyüklerin kurdukları kapanlara yakalanmamayı öğrenirsek, ne kadar uyanık olabilir isek biz borsada o ölçüde başarılı olur ve para kazanabiliriz. Bakınız, şu an itibariyle, Bu yıl basınla konuşuyorum. Türkiye'de Borsa İstanbul %70'ler üzerinde bir değer kazanımı gerçekleştirmiş. Birçok hissenin %100'ler üzerinde değer kazandığına, %300'lere, 400'lere varan primler yaşadığına tanık olduk. Kaldı ki 3700'lerden 3000'lere kadar gerilediğimiz bir sürece rağmen Elbette ki efendim benim İslam yerinde saydı, benim İslam bir yere gitmedi, şu oldu bu oldu diyen arkadaşlarım olacaktır. Çok normal. İşte arkadaşlar sizlere hep diyorum ya doğru hisse seçimi çok başka bir kavramdır. Bunun için eğitim almak durumundasınız. Hem tekniği hem temeli hem de o piyasada veya o sektördeki gelişmeleri ve piyasanın gidişatını doğru okuyamadığınız zaman siz Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü şirketini dahi satın alsanız buna asla bir şey olmaz deseniz bile Türk yatırımcısının sabrı en fazla 13 gün bir istatistik yapılmış ve bu istatistiğe göre yabancı yatırımcı 45 gün 60 gün bir hissede sabredebiliyor belki daha fazla ama Türk yatırımcısının ortalama sabır süresinin 13 gün olduğu ortaya çıkıyor biz 13 günde her şey olsun bitsin istiyoruz hatta hatta bana gerek whatsapp gerek özel e, çeşitli platformlardan gelen özel mesajlarda hocam çok zarardayım lütfen bana bir hisse söyleyin bu hafta iki tavan yapsın da bir %20 %30 kazanayım ve zararımı çıkartayım şeklinde net mesajlar gelmekte. Maalesef ki cevap vermiyorum, veremiyorum, aslında vermiyorum. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Ben spekülatif hisseler veya hiçbir hisse üzerinde özel analiz yapmıyorum, buna da son derece kararlıyım. Ama bariz bir şekilde piyasayı etkileyen, bariz bir şekilde endeks'i etkileyen bir hisse veya hisseler veya bir sektör görüyor isem onun üzerinde yorum yaparım. Bu asla bir danışmanlık, asla bir yatırım tavsiyesi şeklinde değildir. Bu analizde dediğim gibi biraz sohbet olacak ama bu sohbetin içerisinde de sizleri bilgilendirici birçok detaya yer vermeye çalışacağım. Yine bir haber, bir bir havadis olmak kaydıyla. Sayın yardımcım, ortağım, asistanım Bahadır Bey'le bugün yapmış olduğumuz görüşmede abi biz perşembe günü itibariyle seans kapanışına doğru bir saatlik bir yayın yaptık. Muazzam bir katılım oldu. Çok fazla tebrik ve takdir aldık. Arkadaşlar elden geldiğince işlerimi, toplantılarımı, görüşmelerimi ayarlamak suretiyle herhangi bir ilde olursam olayım en az haftada iki veya üç defa kapanışa yakın anlarda bir yayın yapmak yani o gün piyasa nasıl kapanır? Yarın nasıl açılır noktasında sizleri bilgilendirmek adına daha sık analizler vermeye gayret edeceğim edeceğiz. Ve tabii ki bir de önemli konuklarımız olacak. Twitter'dan canlı yayınlar yapacağız. Dolayısıyla biraz daha şu zor günlerde, fırtınalı günlerde biz küçük yatırımcının yanında olmak adına bir misyon edinmiş durumdayız. Peki arkadaşlar, olayın bu kısmından geçmek suretiyle borsa %70'ler üzerinde bir değer kazancı yaşıyor. Bütün dünya piyasalarına baktığımız zaman şu tabloda gördüğünüz gibi Dow Jones Endeksi %20'ler civarında bu yıl bazında 2022 yılı bazında ekside. Efendim Almanya Endeksi %23-24'ler civarında ekside. S&P %25 civarında ekside. Nasdaq %32 civarında ekside. Ama biz %70'ler civarında artıdayız. Nasıl açıklayalım bunu? Borsa uzmanları olan arkadaşlarımız, üstatlarımız, efendim prof, doçent vesaire title'lara sahip olan uzman arkadaşlarımız, uzman abilerimiz diyorlar ki: "Efendim, işte Türkiye'de enflasyon var. Evet. Bu enflasyon sebebiyle paranın gideceği yer yok. Bu durumdan dolayı bir şekilde borsaya para akıyor." Evet, doğru bir yaklaşım. Ama sadece doğru mu? Hayır, sadece doğru değil çünkü hem doğru hem de yetersiz bir yaklaşım. Değerli arkadaşlar, doların veya altının hareketli olduğu süreçte hangimiz doların peşinden koşmuyoruz? Hangimiz altının peşinden koşmuyoruz? 2 günde şu kadar yükseldi. Aman daha da yükselecek diye gidip de yüksek seviyelerden alımlar yapmıyoruz. İşte borsada böyle bir şey. Ahmet abinin e, kıraathanedeki okey arkadaşı diyor ki ya ben A kağıdını aldım iki günde yüzde on kazandım Allah bereket versin. A etkileniyor. Diğer taraftan Ayşe teyzenin komşusu Fatma teyze diyor ki ya benim oğlan şu kağıda parayı yatıralım dedi şu kadar kazandık. Bunlar arkadaşlar bir sürü psikolojisi halinde piyasaları bu duruma getirdi. Bir de işin bir perde arkası var sevgili arkadaşlar. İşin perde arkasını maalesef elimde belge olmadığı için elimde gerçek anlamda sizlere sunacağım bir takım belgeler olmadığı için senaryo bazında konuşmak istemiyorum ama bir de son dönemlerde 2400-2500'lerden 3700'lere doğru Borsa tarihinde, Borsa İstanbul tarihinde, eski ifadeyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarihinde görülmemiş bir şekilde bankacılık endeksinde tavan serilerine tanık olduk. Sonra ne oldu? Art arda taban serileri başladı. Ben her zaman söyledim son dönemlerde maalesef ve maalesef ki ben borsada 3 gün, 4 gün, 5 gün boyunca tavan olan banka hissesine tanık olmadım ifadesini kullandım. Arkadaşlar gerçekten ben buna tanık olmadım. Çünkü banka hisseleri derin kağıtlardır. Yabancıların çok ilgi gösterdiği kağıtlardır ve yabancı eğer olağanüstü ilgi göstermiş olaydı yabancı takas oranı şu anda yüzde 40'lar civarında olurdu. Bakıyoruz yüzde 32,49. Pazartesi günü bu hangi seviyede olacak bilmiyorum. Ama çok önemli manipülasyonlar yapıldığı kanaatindeyim. Manipülasyon nedir arkadaşlar? Eşittir suçtur. Spekülatörler, spekülasyon faaliyetleri suç olarak değerlendirilmiyor belki. Belli kriterleri var, hukuksal belli kriterleri var. Onu ayrıntıya girmeyeceğim ama manipülasyon, insider, içeriden bilgi almak ve bu şekilde yapılan adımlar kesinlikle suçtur ve bu sebeple de ben SPK'yı kınıyorum. Acizane bir şekilde kınıyorum. A kağıdı B kağıdı 2 gün %5 10 20 prim yaptığı zaman bana özel açıklama gönder. Senin kağıdın niye özel prim yapıyor? Kim alıyor? Sen mi alıyorsun? Kağıdın sahibi olarak, şirketin sahibi olarak sen mi alıyorsun? Veya sen mi satıyorsun diye özel açıklama istenirken 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün boyunca tavan giden o majör kağıtlara bir soru sorulmadı. Neden bu kağıtlar tavan gidiyor veya son birkaç gündür art arda gelen tabanlarla endeks 3700'lerden 3000'ler sınırlarına kadar gerilediği bir evrede neden böyle bir durum oluyor diye soru sorulmadı. Peki hani borsada devre kesici dediğimiz bir sistem var ya. E seans açılıyor. Açılmasıyla birlikte kağıt tavan. Ertesi gün açılmasıyla birlikte kağıt yine tavan. Almaya fırsat yok. Veya son bir haftadır gördüğümüz gibi, 10 gündür gördüğümüz gibi seansın açılmasıyla birlikte tavan. Neden taban? Ne oluyoruz? Niye bir devre kesici sisteme girmiyor? Arkadaşlar Hakkınızı, hukukunuzu arayınız diyorum. Hukukçu dostlarınızla ama bu işin uzmanı olan hukukçu dostlarınızla, arkadaşlarınızla, efendim müşavirlerinizle mutlaka bu durumu görüşünüz ve yaşamış olduğunuz zararların, ziyanların tazmini noktasında bir çaba içerisine giriniz. Çünkü bu çok olağanüstü bir durumdur. Ha bu hususta bu işin uzmanı olan dostunuz, tanıdığınız yok ise de lütfen bana eğitimler konusunda yazdığınız malum halukcanberk35 at gmail.com mail adresime ben mağdurum. Lütfen bu konuda bana yardımcı olunuz veya bana birini öneriniz der iseniz ben sizlere birkaç isim söyleyebilirim. Buradaki amacım tamamıyla arkadaşlar hiçbir aracı kurumu SPK'yı veyahut da farklı bir e, müesseseyi kötülemek değil. Sadece ve sadece küçük yatırımcıyı korumak misyonuyla göreve gelmiş olan bir kurum ve kuruluş ve aynı zamanda da sistemi düzenlemek adamı adına bir regülasyon unsuru olarak gündeme gelmiş olan bir kuruluşun yapması gerekenleri neden zamanında yapmamak suretiyle birçok kişinin olağanüstü zararlara maruz kaldığı hususuna değinmek. Ve bir hakkınız varsa da bu hakkınızı telafi etme imkanını sağlamak noktasında sizlere bir mum ışığı, bir kibrit ışığı kadar ışık tutabilmek. Sevgili arkadaşlar, ben küçük yatırımcı bir dostu olduğuma inanıyorum. Ne kadar kabul ederseniz, ne kadar kabul etmezseniz bu sizlerin takdirinize kalmış olan bir şeydir. Analizlerimde uzun tutuyorum birçok detayı, birçok unsuru anlatıyorum. Çünkü yatırımcının bilmesi gereken çok fazla şey var. İki tane çizgiye bakarak endeks şu olur, bu hisse bu olur vesaire demekle bu iş bitmiyor. Bakılması gereken, dikkat edilmesi gereken çok ama çok başka kriterler var. Biz perşembe günü akşam saat 17.15 ila 18.30 arasında Sayın Bahadır Armağan Kardeşimle birlikte Borsa Pivot sistemimizin yöneticisi olan arkadaşımla birlikte bir canlı yayın yaparken dedim ki: Dow Jones endeksi çok olumsuz açıldı. Piyasa ciddi şekilde geriledi. Aman aman, aman aman panik olmayın. Birazdan Dow Jones'ta olumlu bir seyir olabilir. Eksiler negatif konumlar geri alınabilir. Hele hele eksi 500'ün aşağısına düşüp de 450'ler, 470'ler buralara doğru bir gerilersek hızlı bir alım gelebilir şeklinde bir ifadede bulundum. Bu ifadem üzerine hatırlayamıyorum şu anda ne kadar mail ve mesaj geldi. Hocam bizi ipten aldın dediler. Gurur duydum, onur duydum. Neden? Çünkü o anki panikle sizler tabana yaklaşmış olan veya devre kesmiş olan bazı kağıtları satmak durumunda kalacaktınız ama 10 dakika sonra da pişmanlık duyacaktınız. İşte bunun gibi ani reaksiyonları doğru okuyabilmenin piyasalardaki gidişatı en sağlıklı bir şekilde anlayabilmenin yolu ve yordamı seans başlamadan ve seans içerisinde bakılması gereken 3-5 tane anekdottur. Bu anekdotları gerek grafiksel, gerek formül, gerekse maddesel olarak eğitimlerimde anlatıyorum. Bunlara ayrıca girmeyeceğim. Fakat bilinmesi gereken bir husus var ki, bugün bir tweet yayınladım seansın sonlarına doğru. Dedim ki, bugün Dow Jones endeksi artık kapatabilir. Böyle bir olasılığı önemsiyorum. Ama endeksin de 3170 civarında kapanmış olması bu seviyelerde kapanış yapabilmesi endeks adına önümüzdeki hafta için umut verecektir dedim. Ve yine dedim ki dünkü pardon perşembe günkü yorumumda 3035 seviyesi hem aylık bazda hem haftalık bazda çok ama çok kritik bir destektir. Bu destekten tepki almalıyız. Bu destekten alacağımız tepki bize güç verecektir. 3700'lere soluksuz giden bir endeks var ise Hiçbir ağaç cennete kadar uzamaz mealindeki sıklıkla tekrarlamış olduğum örneğimin bir benzeri olmak kaydıyla bir soluklanma yaşayacaktır. 14'lerden 15'lerde ay sesini almayan kişi 25-30'lara geldiği zaman almaya korkar. Büyükler almıştır. Büyükler aldılar, satmak istiyorlar ama iyi fiyattan satmak istiyorlar. Ne yapacaklar? endekse yön verebilme gücüne sahip oldukları için bir şekilde belirli bir oranda gevşetmek durumundalar ki A endeks gevşedi. Şu kağıt dün 30 liraydı. Bugün işte 20'ye düştü. Ben bunu alayım artık. Uygun seviyeye geldi gibi bir yaklaşım içerisinde olsunlar da alıcı çekebilsinler. Ne kadar çok küçük yatırımcıyı pozisyon içerisine sokabilirlerse o kadar yüksek seviyelerden mal satma şansına sahip olacaklardır. Bu işin kuralı budur arkadaşlar. İki kişiyle, üç kişiyle bu oyun dönmez. Bu oyunun içerisine kandırabilecekleri, tuzaklar içerisine sürükleyebilecekleri, bataklar içerisine sürükleyebilecekleri yatırımcıları sokmak durumundalar. İşte bunun için eğitime muhtaçsınız, piyasaları okuma bilgisine muhtaçsınız. Endeks haftayı %3'ler civarında negatif kapattı. Efendim 3179 seviyesinden dedik ki bugünkü tweetimde 3170 civarı kapanış olumlu olabilir diye. Geçtiğimiz hafta itibariyle hemen geliyorum. Geçtiğimiz hafta itibariyle yani geçtiğimiz hafta sonu itibariyle ee, bu hafta ne olur diye bir analiz aktardığımda karşımızda birkaç önemli sus vardı. Neydi? 3159-3276 seviyesinin aşağısında kalırsak bu seviyenin üzerine çıkıp da tutunma başarısını gösterip 3403'lere ulaşamazsak Sonuç itibariyle biz önce 3150'lere ardından da 3030'lara doğru gerileyebiliriz. Böyle bir riskimiz var. Buyurun hacim göstergesine bakıyorum. Bu arkadaşlar TL bazlı bir hacim göstergesidir. 539 milyar TL'lik bir hacimin oluştuğu zamanda biz 3545 seviyesini görmüşüz ve ardından hacimde yavaş yavaş gerileme başlamaya başlamış 483 lere, ardından 298lere ardından da son hafta itibariyle 270 milyar TL'lik bir hacime doğru gelmişiz. Bunun anlamı nedir? Teknik analizde hacim eşittir teknik kriter e, korelasyonu içerisinde hacim düşüyorsa, hacimin düştüğü müddetçe satış isteği azalıyor demektir. Satış baskısı azalıyor demektir. Yani artık yavaş yavaş toplanma periyoduna girme evresine girdiğimiz anlamına gelebilir. Teknik olarak konuşuyorum asla bir vaat veya taahhüt değil. Çünkü neden? Bu hafta itibariyle sevgili arkadaşlar yani önümüzdeki hafta itibarıyla hemen yeri gelmiş iken borsapivot.com isimli sitemizi çağırıyorum ve sitemizin e, vermiş olduğu değerlere bakıyorum. Bir refresh edeyim ben burayı ve sonuç olarak karşımızda bu hafta itibariyle değerli arkadaşlar 3167 seviyesi bu arada güncelleme yapıldı mı yapılmadı mı Evet yapılmış. 3167 seviyesi endeksin pivot seviyesi pazartesi günü adına. Pazartesi günü biz 3167'nin üzerinde kalmayı başarıyorsak kapanışımız bu seviyenin üzerinde. Okey. 3155, 3117 ve 3100'e kadar geri çekilme riskimiz bulunuyor. Peki bu hafta bazında 3182. 3182'nin aşağısında kapandık mı? Evet. 1-2 puanlık bir aşağıda kapanış önemli değil. Bu seviyenin altında kaldığımız müddetçe biz 3040'lara yani 3000 ila 3050 aralığına kadar gerileyebiliriz. Ama jeopolitik şartlar Rusya Ukrayna krizinin yaratmış olduğu yaptırım krizleri, ABD'nin bize uygulamak istediği krizler, Avrupa'nın Ukrayna'ya e, uygulamak istediği krizler, onlar bunlar şunlar. Evvela şunu söyleyeyim. Bunla bu yaptırımların hepsini elinizin tersiyle atın ve gitsin. Bunlar uygulanabilir yaptırımlar değil. Bakın arkadaşlar. Ben siyaset uzmanı değilim. Siyaset bilimci değilim katsa yaptırımlarının ayyuka çıktığı dönemlerde F16 F35 yok efendim S400'ler şunların bunların olduğu dönemde çıktım cesaretle de dedim ki bütün videolarım kayıttadır. Bir tek videosunu dahi silmiş bir insan değilim. Asla. Terbiyesizlik ve eleştiri koşullarını, eleştiri terbiyesini ve adabını aşmayan hiçbir kimsenin de yorumunu da asla silmem. Demokrasiye inanırım ve bu şartlar altında dürüstçe yorum yaparım. Dürüstçe de eleştiren insanlara hay hay başım üstüne. Benim de yanlış düşünme lüksüm olmalı derim. Fakat hiç kimseye vaatte, hiç kimseye taahhütte bulunmam. Efendim, 3182 seviyesi önümüzdeki hafta için kritik bir değer. Biz bu değerin üzerine çıkabilir isek 3315 hatta 3450 belki de bakın belki de diyorum teknik seviyeler itibariyle 3580'lere doğru bir atak yaşayabiliriz. Ancak yeni bir aya başlıyoruz. Eylül ayını bitirdik ve Ekim ayına geldik. 3281 seviyesi. Yani biz 100 aylık olarak gördüğünüz seviye var ya 3281 seviyesinin üzerine çıkılamadıkça endeksteki aşağı eğilim, endeksteki güç kaybı maalesef ki devam edecektir. Ve bu güç kaybı 2847'ye belki de 2600 lira kadar devam edebilir. Önemli olan dikkat etmemiz gereken unsur 3281 seviyesini Geçebiliyor muyuz? Geçemiyor muyuz? Geçebiliyorsak 3500 hedefimizdir. Geçebiliyorsak 3500'leri 4000'ler hedefimizdir. Biz bu ayı konuşmayalım isterseniz. Daha bu ayın başındayız. Bu haftayı konuşalım ve bu hafta itibariyle diyorum ki 3300'lere doğru bir atak olasılığımız bulunuyor. Velev ki 3182 seviyesinin üzerinde kalabilelim. Değerli dostlar, borsapivot.com isimli sitenin mevcut ana sayfasında bist yüzle ilgili bilgileri üye olup ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Ama diopla, dolarla, euro dolarla efendim, gümüşle, onsla, gram altınla efendim işte Ripple'la, e, Nasdaq'la, Dow Jones'la veya kripto paralarla ilgileniyorsanız veya hisse bazında herhangi bir hissenin haftalık, aylık veya günlük bazda erişebileceği hedef veya düşüş modunda ise nereye kadar gerileyebileceği hususunda da liste halinde bütün bu bilgileri görebildiğiniz gibi teknik analiz sinyalleri bölümünden ise şu bilgiyi alabilirsiniz arkadaşlar. Teknik analiz sinyalleri diyorum. Son günler son derece volatil olduğu için ben 7.21 yani biraz daha orta vadeli hareketli ortalamaları dikkate alıyorum ve maksimum getiri bazında konuya baktığım zaman Gördüğünüz gibi muazzam rakamlar var. Örneğin Kozmo denilen hisse. 90 günde, 3 ayda %630'luk bir değer kazanımı yaşamış. Tamsan denilen hisse %300'ler civarında %365'lere ulaşan bir değer kazanmış. Martı dediğimiz hisse %300'ler civarında bir değer kazanmış. Tukaş hepinizin bildiği takibinde olan kağıtlardan birisi diye tahmin ediyorum. %200'ler civarında bir değer kazanmış 100 gün içerisinde. Şöyle biraz daha gerilere gideyim. Daha böyle küçük zaman dilimi içerisinde. Örneğin 11 gün içerisinde genel denilen kağıt %13'lük prim yapmış ama son kapanışını %1.30'da yapmış. Efendim AGO denilen hisse %13'lük prim yapmış, %3.27'lik primle günü tamamlamış ve de kapatmış. İşte e, memkas denilen hissemiz %10.71'lik prim yapmış ama %8.52'lik bir değerle e, günü tamamlamış. Yani gün sayısını azalttığımız zaman doğal olarak hatalı sonuçlar da çıkacaktır. Hiçbir e, göstergenin %100 prim yapması mümkün değildir veya başarı sağlaması mümkün değildir. Ben biraz daha orta uzun vadeli bir yatırımcıyım dediğim zaman bu kez 20 40 günlük hareketli ortalamalara bakarsanız ve burada da şuradan arkadaşlar maksimum getiriye baktığımız zaman gerçekten çok enteresan e, rakamları görmemiz mümkün olabilir. Cante'nin 183 günde, İhlas'ın 191 günde, Kozman'ın 89 günde eriştikleri prim oranını görebilirsiniz. Aynı zamanda satış sinyali gelen hisseler bazında da buradakiler al sinyalidir ve siz burada teknik analiz derseniz ve örneğin 7.21 sat sinyali derseniz 7.21 sat sinyali bazında baktığınız zaman kaybı en çok e, ulaştırmış olan maksimum kayıp diyelim burada isterseniz. Evet. Şurada göreceğiniz gibi efendim işte BAMBİT için 48 gün önce sat sinyali gelmiş. 107,60 seviyesinden sat denilmiş. Kağıt en düşük 79'lar seviyesini görmüş. %26'lık bir avantaj sağlanmış gibi. Sevgili dostlar amacım sizlere hangi siteyi, hangi ee, mihmandarı, hangi uzmanı takip ederseniz edin fark etmiyor. Muhakkak elinizde bir navigasyon olmalı. Sizleri duygularınızdan arındırıp da belli prensiplerle bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir yönteminiz olmalı. Bir hekim düşünün. Hastasının gözüne bakıyor, senin ateşin yüzde, pardon, yüzde artık dilimize dolaştı. Senin ateşin 42, kötü durumdasın diyebiliyor. Ne kadar güvenilebilir? Ama elinde bir termometresi, elinde bir derecesi varsa ölçüp de a ateş yüzde 41, 42, şunu şu, şunu yapmam lazım diyorsa biraz daha güven duyarsınız. Bu iş öyle gözle bakmayla, Twitter'dan, Instagram'dan, e, işte Instagram'dan, efendim işte efendim Telegram'dan şuradan buradan hangi amaç ve hangi niyetle? hangi dürüstlük ve hangi etiklik kuralına uyumlu bir şekilde hareket ettiklerinden emin olmadığınız insanların iki kat gidecek, üç kat gidecek, beş kat gidecek şeklindeki yorumlarıyla işlem yapılamayacak kadar enteresan bir olaydır. Ben desem ki size, bakınız benim elimde şöyle bir ev var veya x noktada bir arazi var. Ya bu araziyi al, sana şu anda 50 bin liraya veriyorum bu araziyi. İki aya kalmaz bu arazi 10 kat prim yapacak. Bana bir Allah'ın kulu diyebilir mi? Ya ben bunu alırım. Madem ki iki aya kadar 10 kat prim yapacak demez. Bakın tapusunu veriyorum. Onu veriyorum, bunu veriyorum, araziyi teslim ediyorum. Kimse bana bunu söylemez. Ama şu kağıt birkaç aya kadar 2-3 kat prim yapabilir dediğim anda gözü kapalı bir şekilde tuşa basıyor. Aman aman fazla alma bu kağıt derin bir kağıt değildir desem bile ki artık bunları demiyorum çok eskilerde bu hataları yapıyordum. Vatandaş gidiyor 10.000, bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, bin alıyor. Ondan sonra aylarca bekliyor. Kağıt X noktaya gider şampiyonum. Benden alası yok. Ama kağıt 3 gün, 5 gün, 10 gün yerinde sayar. Küfürün birini bir para. Bu konu böyle bir şey arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak suretle. Bir kağıt toplanıyor mu? Kim tarafından toplanıyor? O kağıt yükseliyor ama yükselirken para çıkışı var mı? Ve para çıkışı paralelinde büyük kurumlar satıp da küçüklere yem etmeye mi çalışıyorlar? Bu gibi detayları bilmek için mutlak ve mutlak surette bilinçlenmelisiniz. Bakınız, Dün itibariyle okuduğum bir mail, o kadar çok mail var ki bakın şurada görüyorsunuz 3500 lira yaklaşan bir mailim var. O kadar çok mail geliyor ki kişi diyor ki hocam bir haftalık kaybım 500 bin lira diyeni de var. Bir haftalık kaybım 50 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira diyeni de var. Şahsa diyorum ki yahu 100 lira verip de bir kitap okudun mu? Hayır. Eğitim almak için x lira bir para harcadın mı? Hayır. Onu yaptım mı hayır, bunu yaptım mı hayır. Ama o bir taraftan 300 bin lira, 500 bin lira zarar ettim diye dizini dövüp hocam gözünü seveyim kurtar beni bu sıkıntıdan ailem dağılacak, eşimle aram bozulacak, çoluğum çocuğumdan ayrı kalacağım, şöyle olacağım böyle olacağım. Üzülüyorum bu insanlara. Çünkü benim kardeşimin, benim vatandaşımın, benim dostumun parası niye Hanslara, Coşlara gitsin? Onlar bizden 2-3 tık daha ilerdeler. Oyunun kurallarını biraz daha iyi kuruyorlar ama biz onların kurduğu oyunu bilmediğimiz için 2-3 kademe hareketlendiği anda yallah bu tavan oluyor bu kağıt deyip de alıma geçiyoruz 3 kademe indiği zaman da tamam ya bu kağıtın fişini çektiler verecekler demek ile satmak durumunda kalıyoruz. Sevgili dostlar dedim ya vaktiniz varsa izleyin vaktiniz yoksa izlemeyin konuyu biraz sohbet edasıyla anlatmak istiyorum. Hafta sonu olduğu için biraz da vaktim geniş olduğu için. Şimdi bakınız. borsapivot.com isimli sitede bir noktaya geleceğim. Nereye geleceğim arkadaşlar? Geleceğim nokta .diop dediğimiz mevzu. Diop arkadaşlar. Bugün ilk 5 alana bakıyorum. Yani cuma günü itibariyle ilk 5 alan kuruma bakıyorum. Tacirler 8300 küsur long yapmış. Belki de elindeki şortları kapattı. Bu ayrı bir konu. Ama demek ki bu miktarda bir long pozisyon açıyorsa endeksin gerileme olasılığını artık zayıf görüyor demektir. Bank of America 7000 küsür long yapmış. Evet. Şimdi bu iki rakamı unutmayalım. Gelelim kümülatif pozisyona. En fazla alanlara gelelim. En fazla alanlar içerisinde 145.000 kontratla TEB yatırım var. Ardından 6 bin, 5 bin, 3 bin gibi çok da önemli olmayan rakamlarla e, long yapmış olanlar var. Peki satanlara bakacağım arkadaşlar. En çok satanlara bakacağım. En çok satanlar içerisinde pardon dolara geldik. Konumuz dolar değil. Özür diliyorum arkadaşlar. Bu bölümde dolarla ilgili olarak da e, viop değerleri e, gösterilmekte çünkü. Buraya geliyorum arkadaşlar. Yatırım finansman 47 bin kontrat. Satışta, toplam bazda, ardından bugün itibarıyla bakalım. Yatırım Finans bugün ne yapmış? E pardon, şuradan bakacağız. Evet, ilk 5 satana bakacağız. Yatırım Finansman 27 bin kontrat satış yapmış. Şimdi bakın, Yatırım Finansman bugün 27.874 bin kontrat satış yapmış, short yapmış veya elindeki long pozisyonların bir kısmını azaltmış. Şimdi buradan ayrılıyorum. Başka bir tablo göstereceğim size. Buyurun arkadaşlar. Bugün itibariyle yani bugünden kastım 30 Eylül Cuma tarihi Cuma itibariyle en çok alan kim? Buyurun yatırım finans. 515 milyon TL'lik mal almış. Deniz yatırım 370 milyonluk TL'lik mal almış. Tebi yatırım 136 milyonluk mal almış. Hadi Deniz'i Tebi Oya Yapı Kredi atalım bir köşeye. E yatırım finans sen madem ki elinde ciddi miktarda short pozisyonun vardı. E, bir de 27 bin kontrat daha short yaptın. Niye? Bir taraftan hisse alıyorsun, diğer taraftan short yapıyorsun. Ne anlama geliyor bu? Çünkü short yapmak demek o hissenin değerinin düşmesini sağlamak demek. Arkadaşlar ama çok basit. Niyet çok basit. Piyasayı düşüreyim, düşürdükçe de alayım. Yani düştükçe alayım. Ve düşerken de para kazanayım. Düşük seviyelerden alım yaptıktan sonra elimdeki short pozisyonları kapatayım. Yukarıya doğru giderken de. Long pozisyon açayım. Yükseliş yönünde pozisyon açayım ve aynı zamanda da aldığım kağıtlardan para kazanayım. Yatırım Finans bugün ne almış? Bakalım buyurun arkadaşlar. Yatırım Finans bugün SAS almış arkadaşlar. 127 milyon TL'lik alım yapmış. 67,99 TL maliyetli. 68 maliyetli. HEKTAŞ almış. 69 milyon milyon ne kadar maliyet? 57,31. Zoren almış 65 milyon 144. Maliyet ne? 3,48 gibi. Ne satmış? TSG'ye satmış, Alorka satmış, şunu satmış, bunu satmış. Ama yatırım finans ilk 5 dışında diğer hisselerden de 409 milyonluk alım yapmış. Hani yatırım finans şortçuydu? Yani endeksin piyasanın düşeceği yönünde işlem yapıyordu. İşte arkadaşlar, sağ eliyle satarken sol eliyle toplamak dediğimiz kavram böyle bir şeydir. Bu konunun detaylarına giremeyeceğim. Uzun bir konudur. Dediğim gibi bunu birebir özel eğitimlerimde anlatıyorum ve bir kere daha belirtmek istiyorum. Çokça soru geliyor. Hocam nasıl ulaşırız size diye. halukcanberk35 at gmail.com adresime yazarsanız ee, bu ana kadarki tecrübeleriniz veya borsa geçmişiniz, Viop geçmişiniz her neyse bana bunları bildirirseniz ben sizlere bunların bütün triklerini, daha doğrusu dedektiflik nasıl yapılır bunları anlatacağım ve de öğreteceğim. Her neyse. Bu grafiğimden ayrılıyorum değerli arkadaşlar. Burada malumunuz işte endeksin önemli bir prim yaptığını gösteren bir ee, tablo mevcut. Arkadaşlar 120 dakikalık grafik bu kez kısa vadeden gidiyorum. Yani kısadan uzuna gideceğim. 120 dakikalık grafiğim diyor ki 30 pardon 3048 seviyesini görmüşsün diyor. 3048 seviyesi benim aylık bazda gerek perşembe günü tweet canlı yayınımızda gerekse borsapivot.com isimli sitemizin verilerinde aylık pivot değeri olarak verilmişti endeks bunun aşağısına gelmemeli. Çok majör bir gerileme olsa bile bu seviyeden tepki bulunmalı şeklinde ifademin olduğu ve o canlı yayında 3030'lara doğru bir gerileme olabilir ama biz günü 3125 3130 civarında kapatacağımız kanaatindeyim şeklinde fikir bildirmiştim. Zira gerek benim e, Haluk Canberk tweetimde gerekse de e, BorsaPivot.com e, tweet adresinde bu yayının e, kaydını dinleyebilirsiniz tekrar. Endeks 3.150'ler civarında çok iyi bir kapanış gerçekleştirdi ve bugün de endeks çökmedi. 3.000 aşağısına gelmedi. Dow Jones uçurları olumsuz olmasına rağmen. Şimdi efendim, Sayın Erdoğan diyor ki. Faizlerin inmesi gerekiyor. Faizlerle ilgili olarak e, zat alilerinin yorumlarını biliyorsunuz. Efendim, Sayın Nebati enteresan bir açıklama yaptı. Twitter'da viral oldu. Başka sosyal medya unsurlarını pek takip etmiyorum. Yani inanın yılların ekonomisti olarak yazmış olduğu 2-3 cümlede ne demek istediğini ben de anlayamadım. Efendim neo ekonomizm diyor, neo klasizm diyor, onu diyor, bunu diyor. Nörolojiden giriyor, ekonomisten çıkıyor. Efendim ee, yeniden giriyor, NİV'den çıkıyor. Bir şeylerden, bir şeylerden, bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama Sayın Bakanım, bu memlekette okur yazarlık oranının sadece ve sadece okuma yazma oranıyla eşdeş olmadığını biliyor olmanız lazım. Bu ülkede herkes ekonomist değil sizin dediklerinizi anlayamaz. Siz vatandaşın, halkın anlayacağı lisanla konuşmayıp da akademik bir lisanla konuşup üstad mahfi eğilmez hocam dahi ben bunun tercümesini yapamadım diyorsa çok affedersiniz bana halt etmek düşer. Kim ne anladı bundan ya? Hangi mesajı verdi? Powell çıkıp diyor ki piyasa kötü. Enflasyon verileri şöyle böyle faiz artışlarının devamı gelebilir. X eyalet e, FED e, yetkilisi diyor ki efendim faizlerin biraz daha artması lazım. Yalın konuşuyor. Ama Nebati öyle bir cümle kuruyor ki sanki e, muazzam bir formül, muazzam bir sihirbazlık yapmışçasına enteresan kelimelerle biz olmayanı icat etmişiz. Arşimet gibi evraka evraka diye. Suyun kaldırma gücünü bulmuşçasına bir yaklaşım içerisinde bulunuyoruz. Bu komediye gerek yok. Bizim halkımızın gerçeklere ihtiyacı var, bizim halkımızın bir şekilde alım gücünün yükselmesine ihtiyacı var. Dış gelir arttı, şurası şöyle oldu, burası böyle oldu, milli gelir şöyle oldu. Ya oldu da benim alım gücüm arttı mı? Milli gelir bir değil, 3 değil, 50 değil, 150 bin, 300 bin dolar olsa ne olur ki? Ben gelecek olan elektrik faturasını, çocuğumun gelecek olan servis parasını, bilemiyorum arkadaşlar. Saymakla bitecek gibi değil. Her markete gidişimde her ürünün farklı bir fiyatta almak zorunda oluşumu, her elektrik veya her doğalgaz faturasını acaba kaç para gelir diye hesap ediyorsam bu benim bu memlekette huzurla, güvenle yaşamadığım anlamına gelir. Siz bana istediğiniz kadar rakamlar anlatın. O rakamların benim, o rakamlar benim. Bir kulağımdan girer, diğer kulağımdan çıkar. Şimdi endeksin mutlak ve mutlak surette 120 dakikalık grafikler bazında şuradaki görmüş olduğunuz %23.6 seviyesi olarak tanımlanmış olan 3205 seviyesinin üzerine çıkması lazım. 3200'ün üzerine çıkmamız lazım. Ama benim ana grafiğim diyor ki 3245 üzerine çıkılmalı. 3200 üzerine çıkmak mantıklı. Fakat bu benim anagrafim değil sadece hareketli ortalamaları gösteren bir değerdir. 3175 seviyesi ve 3251 seviyesi 13 ve 34 günlük hareketli ortalama değerleridir. Diyorum ya sizlere lütfen not alacak bir kağıt elinizde olsun. Biz 3175 seviyesinin üzerinde kapanış yaptık. Teknik anlamda 34 günlük hareketli ortalamanın altına bir ayı tuzağı yaşadık. Kapanışımız bu değerin minik bir şekilde üzerinde oldu. Bu değer üzerinde 3175 üzerinde kalmak suretiyle hedefimiz 3250 olabilir. Ben de 3245 diyorum. 3245 3250 önemli değil. Biz 3200'ün üzerine yerleşip 3250'yi aşmalıyız. Aylık bazda ise biraz önce gösterdiğim üzere şurada arkadaşlar görmekte olduğunuz 3000 Lütfen bu bilgileri her akşam takip ediniz. 3281 seviyesinin üzerine çıkmamız lazım. Şayet 3281 üzerine çıkmayı birkaç gün içerisinde becerebilir, başarabilir isek biz bu durumda endekste bir tepkinin başladığını, 3700'lerden 3000'lere doğru gelişen geri çekilmenin bir tepkisinin başladığından, yaraların sarılmak istendiğinden bahsedebiliriz. 30 Eylül tarihine dikkat çekmiştim. Dedim ki Aman aman arkadaşlar, 30 Eylül tarihine kadar. Birçok arkadaş maalesef ki zannediyorum okuma yazma özürlükleri veya anlama güçlükleri var. Sadece beni eleştirmek babından 30 Eylül dedin, e, 30 Eylül'de bir şey olmadı. Ben 30 Eylül demedim arkadaşlar, 30 Eylül'e kadar dedim. Neden? Çünkü 30 Eylül'de Diop'ta vade sonudur. O an itibariyle elindeki long veya short pozisyonları kapatmak hususunda zorlanmış olan bir takım yatırımcılar var. Bu yatırımcılar alıcı veya satıcı bulamayabiliyorlar belli kağıtlara göre ve bu durumda Takas Bank bu işin içinden nasıl çıkacak acaba? Bununla ilgili bir çözüm üretilmeli yoksa dünya borsa tarihinde bir fecaat olur demiştim. Sonuç olarak hafta içerisinde aracı birimler kurum aracı birimler ee, kuruluşu tarafından büyük kurumlarla bir toplantı yapıldı ve denildi ki artık daha doğrusu özellikle bu aya yönelik olarak fiziki teslimat değil söz konusu olan pozisyonlar yani Viyop'taki pozisyonlar kapatılmasa bile spota devredilecektir aktarılacaktır demek suretiyle. Tavan e, serisinin ardından taban serisine girmiş olan kağıtları satma noktasında marjin kola düşen, ödeme güçlüğüne düşen, teminat tamamlama güçlüğüne düşen kurumlara takas bank bir el attı. Ancak bir kere daha söylüyorum ki hukuki haklarınızı mutlak surette arayınız. Bu karar gelene kadar birçok insanın çok ciddi şekilde canı yandı. Bu kağıtlar niye her gün yükseliyor veya neden her gün düşüyor noktasında şeffaf bir açıklamayı, şeffaf bir izahatı resmi kurumlar ağzından duyamadılar. Konu bu arkadaşlar. 30 Eylül e atlattık çok şükür ve büyük bir faciayla da atlatmadık ama sonuç olarak... 3400'lerden 3000'lere kadar gerileyen bir piyasa gördük 30 Eylül tarihine yaklaşırken %10'luk bir geri çekilme yaşandı zannediyorum ki uyarım yerinde bir uyarı idi beni doğru anlayanlar itibarıyla. Peki buradan ayrılıyorum sevgili dostlar ve ee buradan ayrılıyorum nereye gelmek istiyorum e şurayı bir kapatayım isterseniz ben Sen de kapanmıyorsun şimdi seni nasıl kapatacağız çıkış diyelim şuradan. <laughs> evet. Dedik ki 3175 seviyesi üzerinde günlük bazda kalmamız lazım. Hareketli ortalamamız bunu ifade ediyor. Bir diğer yandan gelelim haftalık grafiklere. Arkadaşlar şu bu grafiğimi çok net hatırlıyorsunuzdur. Sizlere iki hafta öncesinden net olarak şu bilgilerle dedim ki bakınız şurası bir nolu nokta. Burası 2 nolu nokta, burası 3 nolu nokta. Bu seviyelere Haluk göstergesi yaklaştığı zaman endekste bir gerileme olasılığı çok ama çok artmıştır. Çok kaygan bir zemine girmişizdir. Aman aman dikkatli olun. Efendim buraya geldik ama ben sattım endeks %3 daha gitti. Arkadaş %3 değil isterse %13 gitsin. Yapmanız gereken şu. Endeks %3 daha gidebilir belki ama bir çakılırsa da %20 de çakılabilir. Ben de malımı satamamış olabilirim. %3 kazanacağım diye %10, %15 kaybetmenin bir anlamı olmadığının herhalde ki farkındasınızdır. Şu anda haftalık göstergelerimizde hafif yönlü bir aşağı yönlü eğilimden bir kırılma var. Yani çok minik bir ivme kaybı var. Yani yavaş yavaş toparlanma isteği var gibi Pazartesi günü ne olur? Dow Jones bugün olumsuz kapattı. Ben bugün Dow Jones'un iyi kapatacağını bekliyordum. Olumsuz kapattım. Hay hay. Resesyon, o bu şu vesaire vesaire. İşte diğer taraftan hane halkı harcamalarının beklentilerden yüksek gelmesi. Bu durumun enflasyonun tetikleyici bir unsur olarak değerlendirilmesi. Fed'in daha da fazla faiz artışına gidebileceği gibi gibi bir takım endişelerle Dow Jones endeksi 30 bin seviyesinin aşağısında ve hatta 28 bin lira kadar mı? hangi seviyeye kadar geldi. Evet, 28, 29 bin seviyesinin aşağısına geldi. Bu durumun ardından önümüzdeki hafta içerisinde bizde olduğu gibi bütün dünyada da artık e, ay sonu bitti, yeni bir ay başlıyor. vade sonu klasizmi sona erdiği için Ekim ayı itibariyle Eylül ayı olumsuz geçen bir dönemde. Ekim ayı Eylül ayının olumsuzluğunu bir miktar olsun telafi edebilmek için olumlu ve tepkisel bir yönde gidebilir. Bu durumu dikkate almak suretiyle yuvarlak olarak 3000 seviyesinin stoplos koyalım. 5-10 dakikalık yarım saatlik 3000 seviyesinin aşağısına gelmişiz. Bunu önemsemeyelim. Bunun bir ayı tuzağı olabileceğini düşünelim. Ama pozisyonlarımızı Gerçekten ve gerçekten yakından takip etmek suretiyle endeksin 3400'lere doğru ilk etapta bir atak yapma olasılığını hesaplara katalım. 3400 seviyesi arkadaşlar bakın şurası %261.8 seviyesi ki ne diyor 3245. Defalardır bu seviyeyi zikrediyorum. Diyorum ki 3245'in üzerine çıkmamız lazım. Aylık bazdaki pivot değerim ne diyor? 3280'in üzerine çık diyor. Zaten 3250'nin üzerine çıkarsak biz 3280'in de üzerine çıkarız. Bir kere bunu böyle bilelim. Ama buradan ayrılıyorum. Ayrılmadan önce diyorum ki bu seviyenin üzerinde kalırsak eğer 3245 3250'nin üzerinde kalırsak 3280 ara bir dirençtir. Burayı geçip de birazdan göreceğimiz 3400'lere erişebilir isek geçtiğimiz günlerdeki o hareketli günlerde 3793'e doğru hareketlenmiştik. Buraya varamadan 3715'lerden geri döndük. Burayı tekrar hedefleyebiliriz. Yalnız bu ay içerisinde çok önemli ve çok majör gelişmeler olmaz ise ben endeksin öncelikle 3400 seviyesine doğru bir atak yapmasını beklerim. 3400 seviyesindeki atağın ardından dünyadaki jeopolitik gelişmeleri de yakından izlemek sureti ile ve hepsinden de önemlisi Rusya'nın Avrupa'ya yönelik olarak uyguladığı uygulamakta olduğu doğalgaz vanalarını kapatırım muhabbeti var ya bir diğer yandan da Türkiye'nin Avrupa'ya en yakın ülke sıfatıyla enerji krizinden daha da az etkilenebilecek bir ülke gerektiğinde de Amerika ile veya Rusya'yla didişmek suretiyle ama bu didişme seçim evvelinde erken seçim olur olmaz meselesini bir köşeye bırakıyorum seçim evvelinde çok büyük bir didişmeye yönelmez. Efendim Yunanistan'la savaşma. Geçiniz bunları. Yunanistan'la savaş falan olmaz. Avrupa'nın şımanık çocuğudur. O ortalığı karışmaktan başka bir halt yemeyen ee, bir ülke yönetimi için nedir? İnsanlarına bir şey demiyorum. İnsanlar ülkenin insanlarından iyisi de vardır, kötüsü de vardır ama anlayış olarak, siyasi anlayış olarak söylüyorum. Dolayısıyla ben şahsım adına 3400 doğru bir tepki bekliyorum. Bu tepkide eğer ki yurt dışına dair bir takım gelişmeler olur ise bu tepkinin bu tepkiyi bekliyor olmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de Türkiye'nin enerji krizinden daha az etkilenebilecek veya minimum düzeyde etkilenebilecek bir ülke konumunda oluşunu dikkate almak istiyorum. Avrupa ile ve Rusya ile çok büyük didişmeye girmeyelim. Şu an Türkiye'nin izlemiş olduğu politika ne şiş yansın ne kebap yansın modeli tarzında bir politika ara buluculuklar, şunlar bunlar vesaire derken seçim evvelinde jeopolitik veyahut da dünya veya küresel piyasalarda bir adım atmak veya bir misyon sahibi olmak gibi bir çaba gösteriliyor. Enflasyondaki veya ekonomideki bir takım olumsuzluklar gizlenmeye çalışılıyor. Her neyse bu da bir politikadır. İktidar veya iktidar yarışı içerisinde olan bütün partilerin yapabilecekleri bir şeylerdir. Biz teknik olarak 3400'e yaklaşımları önemseyelim. 1. 3000 seviyesinin aşağısında kalıcı olan bir görüntü olur ise de 2600-2700'lere kadar gerileme riskinin mevcut olduğunu bilelim. Kısa orta vade adına 3000 seviyesi altında minimum 2 adet 120 dakika. Bakın orta vadeyi konuştuğum için 2 adet 120 dakika diyorum. Kısa vadeyi konuşuyor olsaydım 2 adet 60 dakika diyecektim. Ee, kısa orta vadeyi konuşuyor olsaydım 2 adet 120 dakika diyecektim. Dolayısıyla şu anda biz geneli konuşuyoruz. Piyasadaki volatilite çok yüksek. 3400 seviyesinin seviyesine ulaşmak mümkün olabilir ama 3000 seviyesinin aşağısına gelinmeyi gerektirecek kadar sert bir tablo söz konusu olur ise bu durumda kayıplar artabilir. Bu kayıpların artmasından etkilenmemek, çok hızlı bir şekilde oluşan zararlar veyahut da satışa yetişememek, stop loss emri verseniz bile bu stop lossun illaki gerçekleşeceğinin bir garantisinin olmayacağı gibi gerçekleri de dikkate almak suretiyle arkadaşlar bilmeniz gereken bir takım kurallar, formüller ve göstergeler var. Bunlar Matrix formülleri veya efendim Investing sizlere hazır olarak sunulan formüller içerisinde bulunmuyor. Bunları ben kendi eğitimlerimde arkadaşlarıma bir şekilde şu 4 şu 5 faktöre bak ve buna göre karar ver demek suretiyle anlatmaya çalışıyorum. Sayın Bahadır Bey ile birlikte bu eğitimleri vermekteyiz arkadaşlar. Lütfen bu konuda dikkatli olunuz, temkinli olunuz, gereğinden fazla pozisyon almayınız. Benden bizden değil, inandığınız her kimse ondan bir eğitim alınız ve eğitime vereceğiniz paranın emin olunuz ki kaybetme riski içerisinde olduğunuz rakamın belki de 50'de biri olacağına inanın. Herkesin portföyüne göre rakam değişebilir. Ayrı bir konu ama yazık günah. Hiç olmazsa eğitim aldım, şunu öğrendim, bugün işime yaramadı ama yarın işime yarar, ömür boyu işime yarar derseniz ama bugün kaybettiğiniz para gitmiş bir paradır. Dediğim gibi 100 bin liranız 50 bin liraya düşerse siz %50 para kaybettiğinizi düşünürsünüz ama sonuçta %100 para kazanmak zorundasınız ki eski duruma gelesiniz. Hocam ben kredili işlem yapıyorum. Yapmayın arkadaşlar. O kredili işlemler sizin için hayır değil. Sizin için tamamıyla şer anlamına gelebilir. Ben faizli şuydu buydu konularına girmiyorum. Asla. Konu bu değil. Siz şimdi elinizde bin lira, bir milyonunuz var. Yüz bin liranız var. Kurup dedi ki sana 5 kat limit verdim kardeşim. Gün içinde beş bin liraya kadar alabilirsin de satabilirsin de. E siz beş bin liralık alım yaptınız. Kağıt yüzde on kaybetti. Ne oldu? Elli bin lira kaybettiniz. Ana paranız ne kadardı? Hani güya yüzde kaybettiniz ya o kağıt. Ana paranız yüz bin lira. 100 bin liradan 50 bin lirayı silip atalım arkadaşlar. Paranız düştü 50 bin liraya. Siz %10 değil, %50 kaybettiniz. Kredili işlemden gün içi size verilen limitlerden kaçının. Cebinizdeki para kadar para harcayın. Ayağınızı yolganına göre uzatın ve şu dönemlerde piyasanın gerileme modu içerisinde olduğu evrelerde pivot değerlerini bakın günlük, haftalık ve aylık şuradaki pivot değerlerini Mutlak ve mutlak suretle takip etmek suretiyle arkadaşlar. Lütfen bu seviyelerden e, işlem yapmayı önemseyin. Bakın haftalık pivot değerine giriyorum. Örnek veriyorum. Sorarlar arkadaşlar. Ya ben Akbankı hangi seviyeden alsam daha doğru bir iş yapmış olurum? Ya Akbankın pivot değeri haftalık 31.83. Kapatmış 31.14'ten. Bu ne demektir? Akbank 29.45'e kadar hatta hatta 28.46'ya kadar gevşeyebilir. Hangi koşullarda gevşeyebilir? Endeks 3200'ün üzerine çıkamadığı müddetçe gevşeyebilir. Endeks 3200'ün altında kalıyorsa ve sen Akbank hissesine özel bir önem veriyorsan, özel bir kıymet atfediyorsan bu durumda 29.45'i izle. Bak bakalım burada ne oluyor tepki gelinmiyor. Gelmiyorsa 28.50'ye belki de çok affedersiniz arkadaşlar. Ben Akbank dedim ama başka bir kağıt e, konuşuyor oldum. Şuradan aşağı doğru inelim. Akbank neredesin sen? Ee, evet. Akbank 11.41 seviyesinde pivot değeri var. Kapanışı 11.29 olmuş. Yani pivot değerinin altında bir haftalık kapanış yapmakla güçsüz bir kapanış yapmış. 11.41'in üzerine çıkamıyorsa de endeks 3200'ün üzerinde kalıcı olamıyorsa bu kağıdın 10.50'ye kadar gerileme riski teknik anlamda vardır. Eğer almayı düşünüyorsanız bu riski dikkate alarak alın. Kademeli alım yapın. Eğer ki elinizde bu kağıt var ise de 11.41 üzerine çıkamıyorsa bu kağıdın gerileme riskinin bu noktalara kadar devam edebileceğini hesap ederek bu kez günlük pivot değerlerini de işin içerisine katmak suretiyle acaba bu kağıdın günlük pivot değeri neydi? Bakalım Akbank'ın günlük pivot değeri 11.30'muş, 11.07. O halde 11.07'nin aşağısına gelmiyorsa, evet bu kağıtta belki bir iki gün içerisinde bir düzelme olabilir şeklinde düşünce içinde olunabilir. Arkadaşlar, ee, açıkçası Geniş analiz vermek istiyorum, içimden bu geliyor. Sizlere her şeyleri anlatmak ve her şeyleri bilmenizi bir şekilde sağlamak istiyorum, içimden bu geliyor. Fakat zaman zaman gelen, garip işte uzun sürdü, vaktim yok, zamanım yok, kotam yetersiz vesaire vesaire muhabbetleri olduğu zaman da inanın ki canım sıkılıyor. Ben bu kadar nefes tüketiyorum, saat ee, 0.45'de 0.45'te başladım bu analize şu anda saat 1.45'i gösteriyor. Bir saattir soluk almadan, bir yudum dahi su içmeden sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu anlattığım bilgilerin yanlış olduğuna, hatalı olduğuna, efendim gereksiz olduğuna inanan varsa beni lütfen ebediyen hayatından silsin. Ve aynı zamanda da ispat etsin. Desin ki, hocam senin baktığın şu göstergeler bir işe yaramaz. Senin gösterdiğin bu tablolar bir işe yaramaz. Şu anlamsız bu bilmem ne vesaire. Bana bunu geçmişten bugüne sadece ve sadece bir 3 aylık 4 aylık periyotta ispatlasın. Bu 3 aylık süreç içerisinde desin ki bak senin göstergen şöyle demiş ama böyle olmuş. Şu baktığın şu kriter Bunu demiş ama böyle olmuş Bana bunu ispatlasın Ha ha kardeşim başım ve gözüm üstüne Sadece ve sadece sizlere Bir e, Dostunuz ve arkadaşınız olarak Bir takım bildiklerimi Anlatmaya çalışıyorum Ay bitti yeni bir aya girdik Önümde aylık sistem var. Aylık pivot sistem diyor ki 3280 üzerine çıktığın zaman artık sen nefes aldın demektir. 3500 lira doğru gidebilirsin. Hatta bu ay 4000 lira bile yaklaşabilirsin diyor. Bir kere daha söylüyorum. Beni doğru anlamayan çok insan olduğu kanaatindeyim. Diyorum ki arkadaşlar Wave Trend Osilatör hala olumlu konumda. Ve bu demektir ki endekse ama bankalar nezdinde ama başka hisseler nezdinde enflasyon artı önümüzdeki günlerde ve aylarda yeni yeni faiz indirimlerinin geleceğine dair bir takım sinyallerin olduğu bir süreçte eğer dolarda önemli artışlar yaşanmaz ise para borsaya kayar. Dolarda önemli artış olmaz ise ne olur? Altın yükselmez. Bu durumda Amman treni kaçırmayayım. Ahmet amca şu kadar kazanmış, Ayşe teyze bu kadar kazanmış diyenler bir şekilde borsada hesap açtırmaya çalışır. Zannediyorum ki son birkaç aylık süre içerisinde 700-800 belki 1 milyon civarında hesap açtıran, yeni hesap açtıran insanlar oluşmaya başladı. Zannımca iktidarda Kur karamalı sistemle veyahut da altınızı bozdurun şunu yapın bunu yapın gibi söylemlerle vatandaşın yastık altındaki paralarını veya dövizdeki paralarının TL'ye geçmesini sağlayacak çok net bir yöntem bulamadı ki, o da endeksin ve borsanın yükselmesi hususunda büyük bir gayret gösteriyor veyahut da destek veriyor diyelim. Zira yabancı takas oranında önemli bir artışın olmadığını ve gördüğünüz gibi belki de azaldığına tanık oluyoruz. %32.49'lar pazartesi günü belki %32.45 veya 50 ne bileyim ufak minicak minik bir yükseliş olacaktır. Burada yabancı değil yerli rakamlar. E, yerli rakamlar nereden geliyor arkadaşlar? E yastık altından geliyor. Eğer bozuluyorsa, bozuluyor veya bozulmuyor bilmiyorum. Dolar veya altın veya da para basılıyor. Başka izah var mı? Yok. Peki. Şimdilik arkadaşlar sizlere hayırlı akşamlar ve e, iyi bir hafta sonu diliyorum. Dolar ve altın konusunda ayrıntılı bir analizim daha olacak bu hafta sonu. E, beni dinleyenler için canı gönülden teşekkür ediyorum bir kere daha uyarıyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlarda benim bu defalarca yaptığım uyarılarıma rağmen garip grup ifadelerde bulunmuş olan insanlara sizler de tepkinizi gösteriniz. Beni seviyorsanız veya beni teşvik etmek istiyorsanız. Ben sizlere olabildiğince fazla bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. 5 dakika içerisinde endeksin desteği burası, direnci burası deyip de noktayı koymasını bilirim. Fakat bunu yapmıyorum. Birçok kritere bakılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve eğitsel bir takım konulara da izah etmeye çalışıyorum. Ve bu sebeple beni anlayanlara saygılarımı sunuyorum. Beni anlamayıp eleştireyen insanlar, insanlara ise size de saygı duyuyorum ama sizlere güle güle diyorum. Peki. <laughs> evet biraz sert bir kapanış oldu belki ama e, amacım kimseyi kırmak değil. Selamlarım ve sevgilerimle. Hoşçakalınız. İyi geceler. Sabah dinleyecek olan arkadaşlarıma ise. Günaydın, çok güzel bir cumartesi olsun dileklerimle. Hoşçakalın. Ben aldım düşüyor veya ben sattım çıkıyor, sürekli zarar ediyorum stresine son. Borsa, dolar, altın, gümüş ve kripto paralar hakkında son dakika anlık en güncel yorum, analiz ve stratejiler.